Kafalar karışık. Kafalar yöneliyorlar. Karışık. Yöneliyorlar. Ne tarafa gitseler? İş, aşk. Çok böyle düşünceleri var. Yaşamlarında kariyerleriyle ilgili bir takım planlar bu hafta ön noktaya gelecek. Bir kere kariyerleriyle ilgili gerçekten kafaları karışık olabilir. Hukuksal davaları olabilir. Bunları netleştirmek isteyebilirler. Alacakları vardır, alamıyor olabilirler. Şimdi Mars-Uranüs karesini de deneyimliyorlar. Ani ve hızlı değişimler, çok hızlı bazı şeylerin dürtüsel anlamda gelişmesi. Atıyorum 6 aydır bir olaya sabrediyorsunuzdur. Biraz daha sabretmeniz gerekiyordur. İşte tam bu sabredemediğiniz süreç içerisinde oluyor olabilirsiniz. Birden şunu diyebilirler. Ya yeter artık canım, ben daha bunu kafama takamayacağım. Gidip bunu her şeyi açıklayacağım, söyleyeceğim gibi. Bambaşka bir olayın yönünü değiştirecek hareketler içerisinde olabilirsiniz. Dürtüler diyorum, buna çok hakim olamayabiliriz. Buna ancak aklımız hakim olabilir. Akıl çok önemli bir şey. Aklınızı koruyan hareketler içerisinde olun. Ani tepkiler içerisinde davranmayın sevgili boğalar. Birden ani çıkışlar yapmanız size hiç iyi gelmez. Sonuçlar şu dönemde aslında iyi olmaz. İşte o sakin, yani sessiz atın tekmesi derler ya. Biraz daha böyle o sakinliklerini şey yapsınlar, korusunlar. Bir dakika ya, ben az insanla muhatap olayım. Şu an çok bu konuları konuşmak istemiyorum. Bunu söyleyebilirsiniz yani. Bunu yapsınlar. Bir şey onların önlerine geldiklerinde de şunu söyleyebilir. Ya bir dakika ya, ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ve yorum da yapmak istemiyorum. Hatta dinlemek istemiyorum da diyebilme gibi bir hakkımız var. Biz bunu yapmıyoruz. Yani bizim en büyük hatamız bu. Biri geliyor bir şey anlatıyor. Dinliyoruz, adapte oluyoruz. Sonra onun enerjisi içerisinde devam ediyoruz. Cem Yılmaz bunu yapıyor oluyoruz. Değil mi? Şeyler, mikrofonlar tutulduğu zaman. Evet. Boğa değil mi Cem? Boğa burcu, aynen. Boğa burcu. Defne Samyeli ile. Evet. Nasıl aynen. Yakıştılar değil mi? güzel çok oldu. Çok yakıştılar ve güzel. Baktın mı ikisine? Şeyi seviyorum. Bir röportajı vardı herhalde. Olgun bir ilişki yaşıyoruz dedi. Evet. Ne kadar güzel. Adam ya. Defne Samyeli. Defne Samyeli birazcık büyük. Astrolojiyle çok ilgili biri. Astrolojiyi çok seven biri. Onu güzel anlaması ve anlatması çok güzeldi. Evet. Biz olgun bir ilişki yaşıyoruz. Farkındalıklı bir ilişki. Farkındalıklı, bravo. Yani evet. Hayranlıkla hatta şey yaptım, resmini çektim. Değil dedim mi? Ki, bravo ya. Çünkü farkındalıklı bir ilişki içerisinde olduklarını düşünüyorum. Uranüs Boğa burcunda bakın, birçok boğa ünlüsüne de bakın. Yani yavaş yavaş onları gözlemleyin. Hayatlarında gerçekten Uranüsyen, yani ani ve hızlı değişime açık şeyler olacak. Cem Yılmaz Uranüs Boğa burcuna geçtiği süreçte acayip bir kilo verdi. Evet. Çok ciddi bir fiziksel değişim yaşadı ve siz 7 yıllık sürecini görün. Eski Cem Yılmaz'dan çok farklı olacak. Ne olacak yani. Sonları çok güzel olur mu? Ya umarız güzel olur. Umarım. Farkındalık güzel bir şey. En İlişkiyi önemlisi. Farkındalıklı taşırlarsa ya sonra güzel olacak dediğim zilla her şey yani. Hani evlilik yani, anlamında bağlamaya tabii ki inşallah öyle yok. Olsun. Çok da yakışıyorlar bence de. Anlaşmaları çok önemli. Şöyle düşünmüyoruz artık. Aynı yaşta veya 10 yaş küçük, 5 yaş böyle değil. Evet. İyi ve kaliteli yaşadığınız kişinin yaşadığınız şey önemli oluyor artık. Bir saatten sonra farkında olunca oralara takılmıyorsunuz. Evet. Yani ben şimdi bu yaşta şöyle bir şey ama yaşayamıyorum. Olmuyor. Ya işte o zaman da bir anlamı olmuyor zaten. Yani, boşa geçen zaman kesinlikle, oluyor. Yani tebrik ediyorum Cem Yılmaz var ya. Evet, bence olgun bir ilişki. Uranüs ya. İşe yaradı ya. Uranüs yaptı yapacağını Cem Yılmaz'a. Daha 7 yıl 2019 Mart'tan sonra Uranüs tam hareketine geçiş yapacak. 2019 Mart'tan sonra çok daha keyifli, çok güzel projeleri inşallah iş devam etsin. Evet. Hayatında bir önemli farkındalık kazandığı bir dönem içerisinde. Herkes için aynı şey geçerli mi? Boğalar için diyebiliriz bunu. Ya boğalar farkındalık yaşayacak. Tüm boğa burcu, birçok ünlü de zaten boğa burcu. Yani evet, sanat var. Camiasında çok fazla boğa burcu var. Böyle takip etsinler, gözlemlesinler gökyüzünün, o astrolojinin ne kadar isabetli, ne kadar güzel ve ne kadar matematiksel ilerlediğini görebilirler. Gözlemlesinler. Peki.